Yani ne anlamda denildiğinde bu ana odaklanın yapmak lazım. Bazı insanların psikolojik takıntılarıyla da geçmişte olan olaylara çok fazla takıldıkları veya gelecekle ilgili çok işte gereksiz endişeleri olduğu geçiyor. İşte yani gelecekte ne bileyim sürekli ya işte birisi beni öldürmeye kalkarsa diye düşünüyor veyahut da ne bileyim beni ev sahibi ya evden atarsa diye düşünüyor falan yani. Çok Kaygılar gereksiz gibi duygular kaygılar. yapıyor Evet. falan. Şimdi bu tip gereksiz kaygılar yapan insanlar hani ana odaklan gelecekteki gereksiz olayları düşünme demek anlamında bir ana odaklanma tavsiyesinde ben yani sıkıntımız yok. Birçok psikolog da bu tarz tavsiyelerde bulunuyor. Fakat şu şekilde bir ana odaklanma denirse onda ciddi bir sıkıntı var. Yani sen şu anda gününü gün et, nereden geliyorum sorusunu ve geçmiş hiç düşünme. Nereye gideceğim sorusuyla hiç ilgilenme. Sadece bu şu anda yapabileceğin hazlara odaklan. Bunların hiçbir önemi yok. Geçmiş yok oldu, gelecek zaten olmayacak gibi. Ha bu tarzda dendiğinde yani insan sanki geçmişiyle insan değil ve gelecekte bir noktaya doğru gitmiyor. Sadece bir anı yaşıyormuş gibi göstermek. Bu tabii ki mahsurlu. Yani hayatın yani bu bir yerde hayatın anlamını bulamayan insanların hiç olmazsa bu anlamsızlık insanları hazlarından etmesin diye sadece haz al şu anda. Çünkü geçmiş ve gelecek üzerine düşünürsen haz alman mümkün değil düşüncesiyle anlık hazları aşırı yüceltmelerinden de kaynaklanan bir tavsiye olabiliyor. O zaman ciddi sıkıntı var. Yani çünkü biz yani bir başlangıcımız var buraya gelişimiz. Ve bu bizim hayatı nasıl yaşamamız gerektiğine buna verdiğimiz cevap çok önemli. Bir de nereye gittiğimiz var. Biz buraya nasıl geldik? İşte Allah'ın bizi yaratmasıyla geldik. Yani biz sadece bu anı yaşamıyoruz. Ben bu anı geçmişte yaratılmış olmam sayesinde yaşıyorum. Burası çok önemli. Allah'ın beni yaratması sayesinde geçmişte ben bugün burada varım. Ben bu gerçekten kopartıp şu ana odaklanamam. Çünkü bu bedeni ben yarattım. Ya şu parmaklar var. Hangi biz dese annem deyip parmağı şu tırnağı ben yarattım diyebilecek Hiçbir emeğimiz yok. mi? Şu kas bağlantılarını, beyinle kolun bağlantısını görmeyi, işitmeyi, bu bedeni hiçbirini biz yaratmadık. Bunların bize verilmesi, zamanın bize verilmesi, değil mi? Uzay boyutların içinde var olmamız sayesinde biz şu anı deneyimleyebiliyoruz. Ve Allah sayesinde bu anı deneyimliyorsam benim bu anın mutlaka bir şükür içermelidir. Mutlaka Allah'la bağlantılı olmalıdır benim bu anım. Allah'ın yasakladığı bir şeyi ben bu anımda yapamam. Mesela Allah diyorsa ki yani diyelim ki ticarette üçkağıtçılık yapmayın ki diyor Kur'an'da bunu değil mi? Batıl yolla gelir elde etmemek Evet. geçiyor. Başkalarının işte malını mesela çalarak çırparak. Ha ben bu anında haz alacağım diye böyle bir şey yapamam. Çünkü yaratıcım en azından böyle bir şey yapamayacağımı söylüyor. Yani geçmişte benim yaratılmış olduğum gerçeğinden soyutlanmış bir an olamaz. Aynı zamanda geleceğe de baktığında ben ölümle beraber ahiret alanına transfer olan bir varlığım. Ölüm orada sadece durup gittiğim bir nokta değil. Ölüm aslında bugün benim ne yapmam gerektiğinde de çok önemli. Ölümle ben ahirete geçiyorsam bütün her şeye bakışım bambaşkadır. Ölümle yokluğa doğru gidiyorsam bakışım bambaşkadır. İslam'ın öğrettiği hayata bakışta ben ölümle ahirete doğru bir kapı açıyorum. O zaman bugünümü de Ha ben şekillendirecek bir unsurdur, tabii değil ki mi aslında? bugünü de bu şekillendirir. Ben bugün bir ahiret yolcusu olduğum bilinciyle bugünümü doldurmam lazım, yaşamam lazım. Kısacası yaratılmış olduğum, geçmişte ve gelecekte ahirete doğru giden bir yolcu olduğum, gerçeğinden kopartılmış bir anı yaşamak insanın ancak kendi kendini aldatması olur. Kendini aldatan da sonuçta elbette kendisi kaybedecektir.